Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, hicretten 53 sene evvel, Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke'nin Haşimoğulları mahallesinde, Safa tepesine yakın bir evde doğdu. Bugün miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihine rastlar. O gün henüz güneş doğmadan alem nur ile doğdu. Adem aleyhisselamdan beri babadan evlada intikal ede gelen asıl nur sahibine ulaştı. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğunu dedesi Abdülmuttalib'e Kabe'de Allah'a yalvarıp dua ederken müjdelediler. Abdülmuttalib bu müjdeyi alınca çok sevindi. Onu görmeye gitti ve bu oğlumun şanı şerefi çok yüce olacaktır dedi. Sonra da onun doğumunu kutlamak için doğumun 7. gününde Mekke halkına 3 gün ziyafet verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek insan ve hayvanların istifadesine bıraktı. Ziyafet sırasında çocuğa hangi ismi koydun diyenlere Muhammed ismini verdim dedi. Neden atalarından birinin ismini vermedin diye soranlara ise Allah'ın ve insanların onu methetmelerini, övmelerini istediğim için dedi. Annesi de sevgili peygamberimize Ahmet ismini koydular. Sevgili peygamberimiz doğduktan sonra 9 gün annesi onu emzirdi. Daha sonra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun onu günlerce emzirdi. O dönemlerde Mekke halkının çocuklarını bir süt annesine vermeleri adetti. Mekke'nin havası çok sıcak olduğundan civar yerlerdeki yaylalara gönderirler, çocuklar bir müddet oralarda kalırdı. Süt annelerinin yanında hayatlarına devam ederlerdi. Her sene bu maksatla Mekke'ye birçok süt anneleri gelir, birer çocuk alıp giderlerdi. Çocukları büyütüp teslim edince de çok ücret ve hediye alırlardı. Peygamberimizin doğduğu sene de yaylalarda yaşayan Beni Sa'd kabilesinden birçok süt anne Mekke'ye gelip her biri emzirmek üzere birer çocuk almışlardı. Beni Sa'd kabilesi, Mekke civarındaki kabileler arasında şeref ve cömertlikte, mertlikte, tevazuda, Arapçayı düzgün konuşmakta meşhur olduğundan Kureyş kabilesinin ileri gelenleri çocuklarını daha çok bu kabileye vermek isterlerdi. O sene Beni Sa'd kabilesinin yurdunda şiddetli bir kuraklık ve kıtlık olduğundan ücretle çocuk emzirip sıkıntıları gidermek üzere her senekinden daha çok süt anne Mekke'ye gelmişti. Bilhassa zengin ailelerin çocuklarını alıyorlardı. Gelen kadınların her biri birer çocuk almışlardı. Peygamber Efendimiz yetim olduğu için fazla ücret alamama düşüncesiyle henüz ona talip çıkmamıştı. Gelen kadınlar içerisinde iffet, temizliği, hilmi, hayası ve yüksek ahlakıyla tanınmış Halime Hatun vardı. Binek hayvanları zayıf olduğu için Mekke'ye ötekilerden geç gelmişti. Kocası ile Mekke'de dolaşarak zengin ailelerin çocuklarını alınmış olduğunu gördüler. Eli boş dönmemek için bir çocuk aramaya başladılar. Nihayet görünüşüyle hürmet celbeden, siması çok sevimli bir zat ile karşılaştılar. Bu Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip'ti. Onunla torununu almak üzere anlaştılar. Abdülmuttalip Halime Hatun'u Amine'nin evine götürdü. Halime Hatun şöyle anlatıyor. Çocuğun başucuna vardığımda onu yünden beyaz bir kundağa sarılı yeşil ipekten bir örtünün üstünde mışıl mışıl uyurken gördüm.
etrafa mis kokusu yayılıyordu. Hayret içinde kalıp bir anda öylesine ısındım ki uyandırmaya kıyamadım. Elimi göğsüne koyduğumda uyandı ve bana öyle bir tebessüm etti ki kendimden geçtim. Annesi böylesi güzel ve mübarek çocuğu bana vermez korkusuyla derhal yüzünü örtüp kucağıma aldım. Sağ mememi verdim, emmeye başladı. Sol mememi verdim, emmedi. Abdülmuttalip bana dedi ki, sana müjdeler olsun. Hanımlar içinde senin gibi nimete kavuşan olmadı. Amine Hatun da bana çocuğunu verdikten sonra şöyle dedi. Ey Halime, 3 gün evvel bir nida işittim ki senin oğluna süt verecek kadın Beni Sa'd kabilesinden Ebu Züeyb soyundandır diyordu. Ben de dedim ki ben Beni Sa'd kabilesindenim ve babamın künyesi Ebu Züeyb'dir. Halime Hatun der ki Muhammed'i alıp Amine'nin evinden ayrıldım. Kocamın yanına gelince kocam onun yüzüne bakıp kendinden geçti. Ey Halime, bugüne kadar böyle güzel bir yüz görmedim dedi. Onu yanımıza alır almaz kavuştuğumuz bereketleri görünce de ey Halime, bilmiş ol ki sen mübarek bir çocuk almışsın dedi. Ben de vallahi ben de zaten öyle dilerdim dedim. Halime Hatun kocası ile birlikte Muhammed Aleyhisselam'ı alıp Mekke'den ayrıldıkları andan itibaren onun bereketine kavuşmaya başladılar. Çelimsiz ve hızlı gidemeyen merkepleri öylesine hızlıydı ki beraberinde geldikleri kafile onlardan önce yola çıkıp çok uzaklaşmış olmasına rağmen onlara yetişip onları geçmişti. Beni Sa'd yurduna vardıktan sonra görülmemiş bir bolluk ve berekete kavuştular. Sütü az olan hayvanlar bol bol süt veriyor. Bunu gören komşuları hayret edip bunun emzirmek için aldıkları çocuk sebebiyle olduğunu açıkça anlıyorlardı. Kuraklık sebebiyle çok sıkıntıya düştüklerinde yağmur duasına giderken onu yanlarında götürüp dua ederek onun hürmetine bol yağmura ve berekete kavuştular. Halime Hatun 4 yaşından sonra onu Mekke'ye götürüp annesine verdi. Dedesi Abdülmuttalip Halime Hatun'a çok büyük hediyeler verip ona ihsanda bulundular. Halime Hatun, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı Mekke'de bırakınca ağzından şu cümleler döküldü. Sanki canım ve gönlüm de onunla birlikte Mekke'de kaldı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa 6 yaşına kadar annesinin yanında büyüdüler. 6 yaşındayken annesi Ümmü Eymen adındaki hizmetçiyle birlikte akrabalarını ve babası Abdullah'ın mezarını ziyaret için Medine'ye gittiler. Medine'de 1 ay kaldılar. Bu sırada Muhammed Aleyhisselam Beni Neccar kuyusu denilen havuzda yüzmeyi öğrendi. Sırtındaki peygamberlik mührü ve diğer bazı alametleri gören Yahudi alimlerden bir kısmı bu çocuk ahir peygamberi olacak demişlerdi. Onların bu sözlerini duyan Ümmü Eymen durumu Amine'ye haber verince Amine Hatun ona bir zarar gelmesinden çekinerek Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Ebva denilen yere geldiklerinde Hazreti Amine hastalandı. Hastalığı artıp sık sık kendinden geçiyordu. Başında duran oğlu Muhammed Aleyhisselam'a bakarak şu beyitleri söyledi. Eskir yeni olan, ölür yaşayan, tükenir çok olan, var mı genç kalan? Ben de öleceğim,
tek farkım şudur. Seni ben doğurdum, şerefim budur. Geride bıraktım hayırlı bir evlat. Gözümü kapadım, içim pek rahat. Benim namım kalır daim dillerde. Senin sevgin yaşar hep gönüllerde. Amine Hatun bu sözlerinin ardından vefat etti. Orada defnedildi. Ümmeymen Peygamber Efendimiz'i Mekke'ye getirip dedesi Abdülmuttalib'in yanına bıraktı. Peygamber Efendimiz'in babası ve annesi İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Haniftiler, yani mümindiler. Peygamber Efendimiz 8 yaşına kadar dedesinin yanında büyüdü. Dedesi Abdülmuttalib Mekke'de sevilen ve çeşitli işleri idare eden bir zat olup heybetli, sabırlı, ahlakı dürüst, mert ve cömertti. Fakirleri doyurur, hatta aç ve susuz kalan hayvanlara bile su vererek onları beslerdi. Allah'a ve ahirete inanan, kötülüklerden sakınan, cahiliye devrinin çirkin adetlerinden uzak duran bir zattı. Mekke'de zulme ve haksızlığa engel olur. Oraya gelen misafirleri ağırlardı. Ramazan ayında Hira Dağı'nda inzivaya çekilmeyi adet edinmişti. Çocukları sever, şefkat sahibiydi. Muhammed Aleyhisselam'ı bağrına basıp gece gündüz yanından ayırmazdı. Ona büyük bir sevgi ve şefkat gösterirdi. Kabe'nin gölgesinde, kendisine mahsus olan minderinde onunla beraber oturur, mani olmak isteyenlere "Bırakın oğlumu, onun şanı yücedir" derdi. Sevgili Peygamberimizin dadısı Ümmeymen'e ona iyi bakmasını önemle tembih ederdi. "Oğluma iyi bak. Ehli kitap benim oğlum hakkında bu ümmetin peygamberi olacak" diyordu. Ümmeymen demiştir ki onun çocukluğunda açlıktan ve susuzluktan şikayet ettiğini görmedim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek yedirmek istediğimizde "İstemem tokum" derdi. Abdülmuttalip uyurken ve odasında yalnızken ondan başkasının yanına girmesine müsaade etmezdi. Onu daima öper, okşar. Sözlerinden ve hareketlerinden son derece hoşlanırdı. Sofrada onu yanına alır, dizine oturtur. Yemeğin en iyisini ve en lezzetlisini ona yedirirdi. O gelmeden sofraya oturmazdı. Abdülmuttalib'in vefatı yaklaşınca oğullarını toplayıp sevgili peygamberimize "Yavrum, bu amcalarından hangisinin yanında kalmak istersin?" diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz koşup amcası Ebu Talib'in kucağına oturdu. Onun yanında kalmak istediğini söyledi. Abdülmuttalib de onu oğlu Ebu Talib'e bıraktı ve ona iyi bakmasını önemle tavsiye etti. Peygamber Efendimiz 8 yaşındayken Abdülmuttalib vefat etti. 8 yaşından sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı Efendimiz. Onun himayesinde büyüdü. O zaman Mekke'de Ebu Talib de babası Abdülmuttalib gibi Kureyş'in ileri gelenlerinden, sevilenlerinden ve saygı görülenlerindendi. O da Peygamberimize büyük bir sevgi ve şefkat gösterdi. Onu kendi çocuklarından ayırmazdı. Çok sever, yanına almadan uyuyamaz, bir yere gitmezdi. Peygamber Efendimiz'e şöyle söylerdi: "Sen çok hayırlısın, sen çok mübareksin. O elini uzatmadan yemeye başlamaz. Önce onun başlamasını isterdi. Bazen de ona ayrı sofra kurdururdu. Sabahları uyandığında
yüzünden nur saçıldığını, saçlarının taranmış olduğunu görürdü. Ebu Talib'in fazla malı yoktu ve ailesi kalabalıktı. Muhammed Aleyhisselam'ı himayesine aldıktan sonra evi bolluk ve berekete kavuştu. Mekke'de vuku bulan kuraklık sebebiyle halk sıkıntıya düştü. Efendimizin amcası Ebu Talib, çocuklarına ne alırsa yeğenine, Efendimiz'e de onlardan alırdı. Yediklerinden yedirir, içtiklerinden içirirdi. Sevgili Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in yanında ticareti öğrendi. Amcasıyla birlikte kervanları götürür, ticaret yapardı. Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam daha gençliğinde Mekke halkı arasında diğerlerinden farklı olarak çok sevildi. Güzel ahlakı, insanlara görülmemiş bir şekilde iyi davranması, sakinliği, yumuşaklığı ve diğer üstün halleri insanların ona hayran olmasına vesile oldu. Mekke halkı onda gördükleri doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı ona El Emin lakabını taktılar. Peygamberimizin gençliği sırasında Araplar koyu bir cahiliyet devri yaşamaktaydı. Aralarında puta taparlar, içki, kumar, zina, faiz gibi birçok çirkin işler yaparlardı. Muhammed Aleyhisselam onların bu bozuk hallerinden son derece nefret eder, her türlü kötülükten daima uzak dururdu. Bütün Mekke halkı onun bu halini bilirler ve hayret ederlerdi. Daha çocukluğundan onunla birlikte Kabe'yi tavaf eden dedesi Abdülmuttalip ve amcası Ebu Talip onun putlardan nefret ettiklerini iyi bildikleri için tavaf sırasında onu Kabe'nin çevresindeki putlara yaklaştırmazlardı. Peygamber Efendimiz çocukluğunda ve gençliğinde kendine ait koyunları güder, geçimini böyle sağlardı. Bir taraftan da çok bozulmuş olan cemiyetten uzak dururdu. Bir defasında Eshab-ı Kirama koyun gütmeyen hiçbir peygamber yoktur buyurmuştur. Ya Resulallah, sen de güttün mü denince evet ben de güttüm buyurdular. Peygamber Efendimiz 20'li yaşlarda bulunduğu sıralarda Mekke'de asayiş tamamen bozularak zulüm son derece yaygınlaşınca mal, can, namus emniyeti kalmamıştı. Mekke'nin yerli halkından fakir olanların yanında ticaret için Kabe'yi ziyaret maksadıyla gelen yabancılar da haksızlığa uğruyorlardı. Haklarını almak için müracaat edecekleri bir merci bulamıyorlardı. Bu sırada ticaret maksadıyla Mekke'ye gelen Yemenli bir tüccarın malları As bin Vail adında bir Mekkeli tarafından zorla elinden alınıp gasp edilmişti. Bu hadise üzerine Yemenli Ebu Kubeys dağına çıkıp feryat ederek hakkının alınması için kabilelerden yardım istedi. Artık zulmün has safhaya ulaştığını dile getiren bu tip hadiseler üzerine Haşim ve Zühre oğulları, diğer kabilelerin ileri gelenleri Abdullah bin Ceda'nın evinde toplandılar. Yerli yabancı hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasına, zulme mani olmaya ve haksızlığa uğrayanların haklarını almaya karar verdiler ve Hılful Fudul cemiyetini kurdular. Peygamber Efendimizin de genç yaşta katıldığı bu kuruluş çok tesirli bir cemiyetti. Bu cemiyet zulmü önleyip Mekke'de bozulan asayişi yeniden kurdu. Mekkeliler öteden beri ticaretle uğraşarak geçimlerini sağlarlardı. Peygamber Efendimiz de ticaretle uğraşıyordu. 25 yaşında bulunduğu sırada
Mekke'de geçim sıkıntısının iyice artması üzerine Mekkeliler Şam'a gitmek üzere büyük bir ticaret kervanı hazırlamışlardı. Ebu Talip, yeğeni Muhammed Aleyhisselam'a bu kervana katılmasını tavsiye etti. Amcası Ebu Talip'in bu tavsiyesi üzerine Mekke'de üstün ahlaklı ve meziyetleriyle tanınan Tahire, çok temiz lakabıyla anılan Hazreti Hatice'nin mallarını götürüp satmak üzere bu ticaret kafilesine katıldılar. Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere'yi de onun yanına yardımcı olarak vermişti. Bu sefer sırasında bir bulut devamlı üzerinde dolaşarak Muhammed Aleyhisselam'ı gölgeledi. 3 ay süren bu sefer boyunca Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadıklarını gözlemlediler. Onu son derece sevip şanının yüce olacağını anlamışlardı. Busra denilen yere vardıklarında daha önce amcası Ebu Talip'le ticaret için geldiklerinde konakladıkları manastırın yakınında bir yerde bu sefer de konakladılar. Gördüğü birçok alametten onun son peygamber olacağını anlayıp söyleyen rahip Bahira ölmüş, onun yerine Nastur adında başka bir rahip geçmişti. Manastırın yakınına gelip konan Kureyş kervanını seyreden rahip Nastur'a, manastırın yakınında bulunan kuru ağacın altında birinin oturmasıyla birlikte yeşerdiğini görerek koşup geldi. Bir elinde bulunan sahifede yazılı olanlara, bir de Peygamber Efendimizin yüzüne bakıyor, baktıkça da hayretle düşünüyordu. Nastur'a, duyduğu ve okuduğu alametleri aynen görüp Muhammed Aleyhisselam'ı göstererek İsa Aleyhisselam'a İncil'i indiren Allah hakkı için bu zat son peygamber olacaktır. Muhammed Aleyhisselam Busra pazarında Hatice Hatun'un mallarını satarken onunla pazarlık yapan bir Yahudi ona inanmadığı için Lat ve Uzza'ya yemin et ki inanayım deyince Peygamber Efendimiz ben o putlar adına asla yemin etmem. Onların yanından geçerken yüzümü başka tarafa çevirerek geçerim demişti. Ondaki diğer alametleri gören Yahudi söz senin sözündür. Vallahi bu zat peygamber olacak bir kimsedir. Alimlerimiz kitaplarda bunun vasfını bulmuşlardır diyerek Peygamber Efendimiz'e hayranlığını ifade ettiler. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken ilk olarak Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice Kureyş kabilesinin Esed oğulları kolundan 40 yaşında bir dul hanımdı. Fakat malı, cemali, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffet ve edebi çok fazlaydı. Yüksek ahlakı ve üstün vasıfları sebebiyle Kureyş arasında Tahire, çok temiz kadın. İslamiyet geldikten sonra da Hatice-tül Kübra ismiyle meşhur olmuştu. Hazreti Hatice'nin mallarını Şam tarafına götürüp Busra'da satan Peygamber Efendimizin adaleti, üstün ahlakı, hakkında duyup şahit olduğu hadiseler sebebiyle Hazreti Hatice'den takdir almıştı. Bu hadiseden kısa bir süre sonra yakınlarının da kabul etmesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendi. Nikah meclisi Hazreti Hatice'nin evinde kuruldu. Ebu Talip ve Varaka bin Nefel tarafından takdim konuşmaları yapıldı. Nikahı Varaka bin Nefel kıydı. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri de nikah şahidi olarak bulundular. Muhammed Aleyhisselam'ın bu evliliği, onun vefatına kadar 15 senesi peygamberlikten önce, onu da peygamberlikten sonra olmak üzere 25 sene sürdü. Muhammed Aleyhisselam ilk zevcesi
Hazreti Hatice hayattayken başkasıyla evlenmedi. Muhammed Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah adlarında 6 çocuğu oldu. Peygamberlik sırasında evlendi. Hazreti Mariye'den ise İbrahim adlı oğlu olmuştu. Diğer zevcelerinden çocukları olmadı. Zeynep kızlarının en büyüğüydü. En küçük kızı ise Fatıma, babasının en sevgilisiydi. Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken doğdu. Erkek evlatları küçük yaşta vefat etti. Hazreti Fatıma dışındaki diğer kızları da Peygamber Efendimiz'den önce vefat ettiler. Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimiz'den 6 ay sonra vefat etti. Peygamber Efendimiz 35 yaşındayken Kâbe hakemliği yaptı. O zamana kadar yağmur ve seller sebebiyle Kâbe'nin duvarları yıpranmış, yangın sebebiyle tahribata uğramış. Bu durum üzerine Kureyş kabilesi Kâbe'yi İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temele kadar yıkıp yeniden yapmaya başlamıştı. Her kabileye bir bölümünü vererek duvarları yükselttiler. Bu işin büyük bir şeref olduğunu bilen kabileler Hacerül Esved taşını yerine koyma hususunda anlaşamadılar. Bu anlaşmazlık sebebiyle neredeyse kan dökülecekti. Bu anlaşmazlığı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed çözdü. Durum Peygamber Efendimiz anlatılınca bir örtü istedi. Hacerül Esved'i örtü üzerine koyup her kabileden bir kişi ucundan tutsun dedi. Taşı konulacağı yere kadar kaldırttı. Sonra da kendisi taşı kucaklayıp yerine koydu. Mekke'de çıkmak üzere olan büyük bir harbin böylece önüne geçmiş oldu. Muhammed Aleyhisselam daha 37 yaşındayken "Ya Muhammed" diye gaipten nida olduğunu duyardı. 38 yaşındayken bir takım nurlar görmeye başladı. Bu halini sadece Hazreti Hatice'ye anlatırdı. Peygamber Efendimiz'e peygamberliğin verilmesinin yaklaştığı sırada o zamanın meşhur ediplerinden Kus bin Said'e Ukaz panayırında deve üzerinde büyük bir kalabalığa karşı okuduğu hutbede onun geleceğini müjdelemişti. Peygamber Efendimiz 39 yaşındayken sadık rüyalar görmeye başladı. Rüyasında ne görüyorsa aynen çıkıyordu. Bu hal 6 ay devam etti. Bundan sonra yalnızlığı sevip insanlardan uzaklaşarak Hira Dağı'nda bir mağaraya tefekküre daldı. Bazen Mekke'ye gelir, Kâbe'yi tavaf ettikten sonra evine giderdi. Evinde bir müddet kalıp yanına biraz yiyecek alarak yine Hira Dağı'ndaki mağaraya gidip tefekkür ve ibadetle meşgul olurdu. Bu halini gören Mekkeliler Muhammed Rabbine aşık oldu demişlerdi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa 40 yaşındayken yine bir Ramazan ayında Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilmiş tefekküre dalmıştı. Ramazan ayının 17. pazartesi gecesi gece yarısından sonra kendisini adıyla çağıran bir ses işitti. Başını kaldırıp etrafa baktığı sırada ikinci bir defa ses işitti ve her tarafı birden nur kapladı. Sonra Cebrail Aleyhisselam'ın karşısında olduğunu gördü ve ona ilk vahiy geldi. Cebrail Aleyhisselam Alak suresinin ilk 5 ayetini getirdi. Peygamber Efendimiz de onunla beraber okudu. İlk vahiy bu suretle başladı ve bütün cihanı aydınlatan İslam güneşi doğdu.
Peygamber Efendimiz zor şartlar altında peygamberlik vazifesine başladı. Yeryüzüne imanı, merhameti, muhabbeti yerleştirmek için çalıştı. İnsanların hem dünyalarını hem de ebedi olan ahiret hayatını kurtarmak için büyük gayretler gösterdi. Peygamber Efendimiz insanları İslam'a davet ederken en yakınlarından başlamış, zaman ve mekana göre davranmış, muhatabın haleti ruhiyesini ve anlayış seviyesini gözetmiş, bulduğu her fırsatı değerlendirmiş, hiçbir zaman zorlaştırmamış, daima kolaylaştırmış, müjdelemiş ve asla nefret ettirmemiştir. Peygamber Efendimiz'e ilk eşi Hazreti Hatice, sonra da kızları iman etti. Ardından Hazreti Ali iman etti. Daha sonra Zeyd bin Harise ve Hazreti Ebu Bekir iman etti. İlk Müslümanlar, Mekkeli putperestlerin hakaret, alay, eziyet, işkence ve boykot gibi kötü tavır ve davranışlarına maruz kaldılar. Müslümanlar, Mekke'de oturamayacak hale geldikleri zaman Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz ve ashabı 622 senesinde Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in yol arkadaşı oldu. Medineli Müslümanlar Mekkeli muhacirleri çok iyi karşıladılar. Ensar ile muhacirler kardeş ilan edildi. 624 yılında müşriklerle yapılan ilk savaş Bedir Savaşı'ydı ve Müslümanlar kazandı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Medine üzerine yürüdüler. 625 yılında yapılan Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Hazreti Hamza ile birlikte 70 sahabi şehit oldu. İki taraf birbirine üstünlük kuramadı. Mekkeli müşrikler büyük bir güç toplayarak Medine üzerine yürüdüler. Peygamber Efendimiz bunu haber alınca Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle Medine'nin etrafına hendekler kazdırdı. 627 yılında yapılan Hendek Savaşı'nda müşrikler büyük kayıplar verdiler. 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler Müslümanlara izin vermek istemediler. 628 yılında imzalanan Hudeybiye Antlaşması'yla Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıdılar. 628 yılında Müslümanlar Hayber'i fethettiler. Hayber'in fethiyle Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti. Müslümanlar Bizans'la ilk kez 629 yılında Mute'de karşılaştılar. 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekke'nin fethinden sonra Arap Yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolüne girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın son seferi ise 631 yılında Tebük'te oldu. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Veda Haccı'nda 100 bin Müslümana veda niteliğinde konuşan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 632 yılında Medine'de vefat etti. Peygamber Efendimizin vefatının ardından Müslümanlar arasında büyük üzüntü oluştu. Peygamber Efendimizin kabri ise Medine'de Ravza-i Mudahhara'da bulunmaktadır. Selam ve salat
sevgili Peygamber Efendimizin üzerine olsun.